Emekli maaşlarına %25 zam yapılması Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden olmuştu. O çatlak büyüyor sevgili izleyenler. Cumhur'un küçük ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından ittifakta yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Erbakan seçilmesi için çalıştığı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bakın nasıl eleştirdi. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması, sadece dar gelirliden, sadece milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir. Emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor. Emekli yurttaşa yapılan %25'lik zammın tepkileri ise sürüyor. AKP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortaklarından artık sert tepkiler geliyor. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Gerçekten de dünya ile kıyaslandığında, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında emeklimizin durumu işler acısıdır. Körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu ifadeleriyle yıl sonunu işaret etmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği aylık olan il başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Emeklilerin geçim derdine dikkat çekti. Açık açık AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenlerin yıl başında yapılacağını ifade etmiş. Ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yıl başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Milyonlarca emeklinin enflasyon canavarı altında ezildiğini hatırlatan Erbakan, emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Cumhur'un diğer küçük ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilere zam oranının görüşüleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumundan önce emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunmuştu. 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Yeşil Sol Parti çatısı.